Geçim kaynağı önceden bir şeyler aramış burada ama. Sen bir de anlatıyorsun ya, böyle güzel oluyor hikayesini. Evet. Daha sıcak bir köy mü yoksa dışarıya kapalı bir köy mü burası? Benim adım Adnan. Komşuyu saydırız. Lütfen anlatayım. Ya seçtik mantıları be. Orayı bitti abi. Ya. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Bizi de merak ettiğinizi biliyorum. Evet. Taşınma işlerini tamamladık. Yani taşınma kısmını tamamladık ama hala yerleşme kısmı devam ediyor. Eksiklerimiz yerleşme aynen kısmında. Öyle. Çok bedenen yorucu bir süreç. İki küçük çocukla gerçekten kolay bir süreç değil. Hala yerleşmeye çalışıyoruz ama kafa olarak bayağı bir rahatladığımızı söyleyebilirim. Evet. Çünkü nasıl olacak, neresi olacak filan derken o psikolojik yorgunluk gerçekten bizi biraz hırpalamıştı ama neyse ki o süreci atlattık. Evet, abonelerimiz ailemiz. Ailemizden biri yorumlarda yazmıştı. Sizi esas yoran fiziksel yorgunluk değil, psikolojik yorgunluk diye. Gerçekten öyleymiş. O stresi attıktan sonra değil mi? Şu an çok rahatız. Gene yoruluyoruz ama bedenimiz o şekilde çökmüyor arkadaşlar. Bir de salgın gibi bir rahatsızlık vardı. Böyle yüksek ateş olmasa da gribal benzer rahatsızlıklar çıkartıyordu. Birçok kişiden duyuyorum bunu. Umuyorum sizin için her şey yolundadır. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Sıhhatiniz yerindedir. Sağlık her şeyden önemli arkadaşlar. Sağlığınız olsun, muhabbetiniz olsun. Geri kalan her şey halloluyor. Hep yorumlarımızda da bunu biz de bu şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Az önce de fark ettiniz. Zaten hoş geldiniz derken sobamızın önündeydik. Soba bence eve böyle huzur getiriyor, yuva sıcaklığını getiriyor, ekstra gerçekten ısıtmasının da yanı sıra. Bilmiyorum, sizin de evinizden huzurunuz hiç eksik olmasın. Bizde her şey yolunda. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önceden sobayı bu kadar az yaktığımız zaman bu kadar bir sıcaklık elde etmiyorduk. Galiba mantonun bir etkisi var. Onu daha tam ayarlayamıyoruz ve biraz böyle hamam, sauna kıvamında bir sıcaklık oluyor. Ama iki tane çocuk olduğu için aslında biz Filiz'le belki tek ikimiz olsak böyle bir soba yakmaya uğraşmazdık. Ama hani onlar üşümesin diye yakmamız gerekiyor. Sonuçta da terliyoruz. Şu aralar genel itibariyle Sakarya zaten yağmurlu. Gündüzleri değilse de geceleri biraz serin oluyor. Yani çocukları düşmemek adına evet yakıyoruz. Yakmamız gerekiyor. Evet şimdi arkadaşlar, hep istediğimiz, yapmak istediğimiz bir şey vardı aslında. Köy kahve sohbetleri diye. Ama bir türlü yapamamıştık. Altındere'de de dostlarımız vardı, arkadaşlarımız vardı, konuşmuştuk ama yani araya ya bayram girdi, ya iş girdi, ya tatil girdi, bir şey oldu ve bir türlü ona başlayamadık. Evet, neyse ki Deniz bugün muradına erdi. Bir kıraathane sohbeti gerçekleştirdi. Bir de şöyle bir durum var, yani genel olarak yüz yüze tanıştığımız işte abonelerimiz mi diyeyim artık, dostlarımız geldiğinde ya hiç öyle gözükmüyorsunuz oysaki filan dese de biz gerçekten aslında özünde biraz çekingen, utangaç insanlarız. Yani böyle hiç tanımadığımız bir anda bir ortamda kamerayı çıkarıp çekebilir miyiz pek diyemiyoruz. O nedenle de bizim için bu bağlantıyı kuracak ya da bizi teşvik edecek. Yani araya katalizör olacak, adaptör olacak birisi gerekiyordu. Burada da Mücahit bu konuda büyük bir görev üstleniyor aslında. Müco buralı olduğu için, buradaki herkes de tanıdığı için, bizi de tanıdığı için aradaki bu bağlantıları çok güzel kuruyor. Çok güzel fikirleri de var. Böyle bana her gün yeni bir şeyle geliyor. Abi şunu da yaparız, abi bunu da yaparız. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Kendisini gerçekten çok seviyoruz değil mi? Evet, sahiplenilmek çok güzel bir duygu. Birazcık böyle bizi sahiplenmiş durumda değil mi Mücahit? Kanalımız için en az bizim kadar çabada olduğunu görmek, ki bunu normalde de daha öncesinde de abonelerimiz arasında yorumlarda çok görüyorduk. Evet, şunları yapabilirsiniz. Evet. Ya o öneriler, tavsiyeler müthiş geliyor çok bize. Çok önemli. Yani kendisi de, eşi de sağ olsun geçen gün de buradalardı. Biraz bizle birlikte etrafı topladılar. Biraz değil, bayağı bir şey yaptık. Evet. Yine onlar sayesinde değil mi? Bir Mahmut abiler, iki Mücolar sağ olsunlar. Toparlanmamızın yarısını yani neredeyse hallettiler. Buradan da onlara çok teşekkür ederekten köy sohbetine giderken önce beni bir Ahmet abisi vardı burada. Ahmet abisiyle tanıştırdı. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Müco ile buluştuk bugün. Kahve muhabbetleri yapacağız. Evet abi, şimdi kahveye gideceğiz. Kahveye gitmeden önce de bir sürpriz bir çekim var. Çekim var. Bakalım sürpriz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Yani sürpriz yere geldik. Evet. Şimdi geldik Ahmet abimin mekanına. Hoş geldin.
Merhaba Ahmet abi. Daha tanışmadık ama böyle direkt kamerayla geldim. Nasılsın abi? Ben Deniz. Hoş gördük. Biber salçası mı abi? Biber. Ya biz salça yapmıştık bir videomuzda da biz çok eziyet çekmiştik abi. Böyle bir makinemiz yoktu. Bu makinemiz rahatlık. Salçalı biberi buradan atıyorsun fazlaya. Posasını çekilmiş posayı buraya çuvala. Posayı döküyor. Şöyle. Çuval içine. Ondan sonra da... Posa ne oluyor abi? Yem falan mı oluyor? Hayvan yemi. Yani hayvanlar yer. Evet, tavuklar yer. Salça da buraya akıyor. Ondan sonra bunu yağla kavuruyorlar değil mi Ahmet abi? Yağda kavurup şişede vakumluyorlar. Şişede vakumluyorlar. Aynı konserde gibi. Sen şimdi direkt biberi mi atıyorsun buraya? Tabii pişmiş. Pişmiş biber mi peki? Pişmiş biber. Pişmiş biber. Pişmiş biber atıyoruz. Makine kabuğunu çekirdeğine ayırıyor. Pasosuna geriye, salçasını ön tarafa temiz bir şekilde çıkarıyor. Önceden bu elle uğraşılırdı. Çok zahmetli olurdu. Emekler akşama kadar uğraşırsın bizi. Ve bunu biz dağıtıyoruz çekilmişi. Ücretli biberi alıyoruz. Yani biz biberimizi getirsek abi burada çektirebiliyoruz. Evet. Seni hazır abi. Tamamdır. Yani Ahmet abi buradaki köylüler biberini topluyor, sana getiriyor. Sen de burada salça yapıyorsun. Evet. Kendi ihtiyaçları biber oluyor. Satın almış oluyorlar. Kendi salçaya ihtiyaçları kadar biber olmayan satın almış oluyor biberi. Pişirip evde getirip burada çekip yeniden kavurup kış hazırlıklarını yapıyorlar yani. Şimdi bizim ekmiş olduğumuz biberlerimiz de var. Çevremizde eken arkadaşlar da var. O biberleri kaynatıp burada çektirip salçamızı da yapacağız. İnşallah. Öyle yapmayı düşünüyoruz yani. Güzel ve kaliteli gıda yemek önemli. Ne yediğini kesinlikle bilmek önemli. İnşallah kesinlikle seneye kendimiz ekip zaten videoda gördükleri biberleri gelip buraya sıktıracağız Ahmet evet, abi. Evet. Buna da yerli mısır ha? Bak. Peki. Bunlar evet o kadar gitmiyor. Ata tohumundan değil mi Ahmet abi? Evet. Ata tohumu. Tabii. Yerli mısır. Yani bulunmaz. Mısır mı için özellikle yani bunu yapıyoruz mu? Ektiğimiz hibrit tohumu değil bu. Yani yerli mısır. Bundan mısır onu daha güzel olur. Tabii canım. Organik güzel. Peki mısır. Ahmet abi böyle ata tohumu Deniz abinin takipçileri isterse böyle tohum olarak verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Tabii. Evet. Tamam. Çünkü ata tohumuna dönüyor artık. Evet, bunu yani sütlü mısır içinde ekliyorlar bunu. Evet. Ve mısır unu içinde yapıyorlar. Yani mesela kurutuyor diye kurutuyor. Hatta onun daha orada su değirmenine gidiyorlar. Yeremane'ye. Orada normal ceylanın suyu... Kuzuluk'ta bir değirmen vardı abi. Orada çekmiştik aynı Yeremane şekilde. Kuzuluk tarafındaydı burada bizim baktığımız yerde. Burada da vardı. Ben geçen kış gittim çektim kendim yani. Suyla çalışıyor. Yazın değil de kışın soğuduğu zaman çalışıyor yani. Baktık gördük yani. Güzel bir mısır unu elde ettik o zaman. Çektireceğin zaman da güzel alma şansımız olur mu? Olur. Ha, bizi çağırırsan abi onu da çekersek güzel olur. Tamam olur. Aynen. Senden mısır unu da alabiliyoruz o zaman abi. Tabii. Şey olarak sende bulunuyor. Mücü evet, bize tam an köyü yaşatıyorsun valla. Dün inekler bugün. Doğal yaşamaya çalışacağız artık bu saatten sonra. Yani kanser bu kadar artmışken. Kesinlikle hastalıklar öyle. Hastalıklar bu kadar artmışken düzgün besleneceğiz. Evet. Benim sefer bu avcı. Gel bakayım oğlum gel. Rocky gel. Rocky. Gel oğlum. Bende de bir tane bambam var Rocky. Gel. Gel oğlum gel. Ne oldu? Gel. Salmama sakın ha. Hadi bakalım. Hadi gel. Hani oğlum? 4 aylık kaldım buraya getirdik. Ve 6 yaşında şu an. Ne oldu? Rocky ben korkmam köpekten. Benim evde bir tane canavar var. Sende değil mi? Bende. Ben kuşçuyum. Seter'i de çok seviyorum ben. Bunlar tüylü oluyorlar biliyor musun? Su manyağı. Burada avcılık var abi. Su manyağı. Bunlar gölete götürüyor bunu. Gölet var buradaki gittim bilmem. Göster o şey mi? Baraj mı abi? Orada bir
Oradan ya karşıdan karşıya geçer. Bir geç çok seviyor abi bunlar suyu. Çok seviyor canım. Çetlenler çok seviyor. Bizim Bambam sevmiyor suyu. Dedemin babası gelmiş. Bulgaristan'da. 93 muhacir diyorlar yani o zaman. Yani 1393 herhalde büyük ihtimalle. Bu köyü işte o zaman kurulmuş. Burası burada, macir köyü zaten değil mi abi? Ben de biraz bahsederim. Burada önceden nasıl diyeyim şu bizim buranın tabiriyle gavurluk dediniz orada. Babaannem anlattırdı orada Rumlar varmış. Bu ne diyorlar? Onlar işte Yunan'a gidiyorlar. Bulgaristan'dakiler de buraya geliyorlar. Yani o zaman Atatürk ne zamansa değişti kuşuluyor ya. Evet. O zaman işte oradaki Bulgaristan'dan giren de buraya gelmiş. Babaannem bizim geldiğimiz onlar derdi. Bize işe girdi. Fakirdi çok onların bu taraftakiler bizimle derdi. Onlar hiç kalmamış orada. Ondan sonra burası... Babaannem görmüş yani. Tabii görmüş. Benim babaannem babası zenginmiş. Biraz durumu iyiymiş. Onlar işe geliyordu bize diyordu. O da sonra buradan nasıl olduysa korkmuş. Durumu iyi ya. Herhalde çetecilik olduğuna falan. Adana'ya kaçmış. Adana'ya gitmiş. Adana'da gitmiş. Tekrar gelmiş buraya ama bir şey kalmamış. Tamam o zaman. O zaman eskilerde çetecilik dönemleri varmış abi. Canım o zaman yeni yeni Türkiye kanun fazla. Yani kimi kime şikayeteceğin gibi. Öyle bir durumlarda yaşamışlar yani. Karışık dönemlerde. Karışık dönemlerde. Yani o zaman ne zaman mesela diyelim ki 100 sene önce veya işte o zaman. Evet. Köyün geçim kaynağı önceden tarıma dayalıydı tamamen. Ama bu sanayi buraya gelince gençler tamamen tarımdan koptu. Sanayide mi çalışıyorlar artık? Tarım da bitti yani aslında. Tarım artık ekmek memnun, tarımda da gençler tarımla başlıyor. Sanayide mi çalışıyorlar? Sanayide çalışıyor genelde. Her evden 2 kişi, 3 kişi yani yeri geldi hepsi çalışıyor yani. Bugün bir sürü çiftçilik yapan insanlar da yarıya çalışıyor. Ben görüyorum mesela eşlerden de çalışanlar var. Hani eşiyle birlikte çalışıyor. Tabii şunu görmüyorum yani çiftçiliği bıraktı adam. Zaten kendi yeri yoktu, başkasına icat ediyordu. Artık kurtarmaz oldu. Ne yapacak? Ekmek yemeyince adam... Abi bir de biz şunu gördük. Şimdi biz şehirden köye göç ettik. Bahsetmiştir belki Mücahit abi. Köyde köylünün yerlisi çok fazla tarım vesaire yapmak istemiyor. Hani böyle farklı bir iş kolu olursa işte sanayi olabilir, ne bileyim herhangi başka bir şey olabilir, orada çalışıyor. Daha çok dışarıdan göçenler tarım vesaire yapmak istiyor. Evet. Bizim gibi. Yani hayvancılığa biraz merak ediyorlar. Ama o da çok kişi deneyip bırakan oldu hayvancılığı dışarıdan gelip de. Yani çünkü niye? Tamamen ekim arazisi. Hayvanın ekim arazisi olmadan yem fiyatları mazot, elektrik baş edemiyorsun yani. Çok zor. Bir de şu var, depreme kadar bu bizim köyden hiçbir değeri hani dışarıdan buradan göç edenler gelmiyor. Deprem bir oldu. Deprem olunca bu sefer insanlar gelmeye başladı değil mi? Kaçtı buraya. Yani inan babasının mülkü böyle kalmış adamlar satmak için deli oldular o zaman ucuz fiyatları. Geldiler burada bir başkasının bahçesine bir çadır kurdular böyle hemen. Hani kafaya çok vurdular. Hani keşke biz mülkümüzü burada satmasaymışık. Şimdi olsaymış da bir iyi. Abi çok büyük bir depremdi ama çok korktu insanlar. Yani, 99 depremini diyorsun evet, değil mi evet, abi? Ondan, yani. Ondan sonra kıymetlendi köyler. Şimdi ya ulaşım da 25 kilometre Adamazarı. Adam Adamazarı ne iş yapsa bile kendi arabasını alsa buradan 20 dakikada da Adamazarı'na varıyor. Konum olarak çok güzel yerde abi. Yani, yani direkt minibüs geçiyor 15-20 dakikaya tabii, Adapazarı'ndasın. Evet. Hani gerçekten hani köy ama şehrin içinde gibi bir köy. Evet yakın merkeze yakın yani. Şimdi bir de sanayinin buraya köyün dibine olması ek avantaj oldu. Yani bugün gençler hemen hemen hepsi orada çalışıyor. Yani, o biraz üzücü abi işte. Keşke burada o tarım da devam etse, bir şekilde hayvancılık da devam etse ama insanlar kazanamıyor değil mi? Şimdi Deniz, kazanamayınca devam nasıl yapacaksın yani? Bugün iki inek bakmaya kalkmıyor. Önceden mesela her anede burada bir ikişer inek, hiç bakmayın aslında iki inek bakıyordu. İki inek sütü de hemen hemen bir hanenin gelirine yetiyordu ufak tefek. Şimdi? Şimdi mümkün değil. Çünkü bir çuval yem 400 lira olmuş. Yani adam bu sefer... Bırak inek onlara bakması, inekler onlara bakıyor. Yani sütü bugün parasını adam alsa daha çok kere geliyor. Ben diyor haftada diyor 5 kilo süt tüketirim diyor, yoğurt yaparım diyor. Bana bir hafta yetiyor diyor. 50 lira. Vermiyorum o parayı diyor. Peki Ahmet abi yani şimdi böyle köylü tarımdan, hayvancılıktan vazgeçerse ne olacak 10 sene sonra? Şimdi burada vazgeçmemesi için insanlar hayvanlardan gelir sağlaması lazım. Yani gelir olmazsa olmaz çünkü işin içinden çıkamayınca ama bugün... Girdiler ucuz olsa. Herkes başlar. Yani bakma razı iki inek ne var? Bu biraz şeye döndü abi. Kendi kuyruğunu yiyen yılana döndü. Hani
yemeğe devam ediyor, bitmiyor ama kendisini öldürüyor. Böyle kısır bir döngü içindeyiz. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Evet, bu yönden. Pancar önceden vardı, şu an pancar yok, ekilmiyor. Eskiden tütün de ekiyorlardı değil mi abi? Tütün burada ekilmedi, Akçakamış'ta. Bizim taraflarda... Bizim oralarda ekildi, bizim buralarda ekilmedi. Onu yapıyoruz. Arazide ben geçen dikkat ettim, şey de vardı. Çekirdek de. Ya şimdi burada aşağı doğru bu salça sözünü... Ne zaman başlıyor bir salça sezonu? Ağustos başında bir başlar domatesden. Ta Kasım sonuna kadar gider bu biberle. Aşağıya. Şimdi bahçesinden şöyle söyleyeyim. Don olay olana kadar biber çekilir. Çünkü bahçesinden topla çıkışa getiriyor. Az da olsa. Evet. Topla çıkışa getiriyor. Burada şimdi bakın hemen de 4-5 tane köy buraya geliyor. Gelir yani salçalık herkes. O da ondan sonra ya işte benim bir komşum var, o da istiyor. Ya İstanbul'dan insan buraya salça yaptırıyor. Ya getirip. Abi demek ihtiyaç işte, insanlar evet. istiyor. Çünkü bir şey uyandı, böyle düzgün gıda yemek istiyor. Doğala insanlar. Doğala doğru bir yönleniş var. Pancar pekmezi yapıyorduk böyle. Önceden daha çok, geçen sene yaptım. Bak şimdi yapmadık bu sene. Biraz da zor oluyor, işçiliği zor yani. Evet, kahve muhabbeti diye çıktık. Böyle sürpriz oldu bir röportaj gibi. Kahveye geçeceğiz buradan da. Ahmet abiyi tanıdık. Ahmet abiyi de sevdik. Onunla da güzel videolar çekeceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar kemer takmıyorum ama köy içindeyiz yani. Şimdi hemen 100 metre ileride duracağız. Ya bunlara deniz önceden meraydı komple. Şimdi hayvancılık pek kalmadı. Her taraf dikenlik oldu. Yani gitti, işte ormanlaşıyor yani. Niye? Çünkü önceden hayvan koyun... yemedikçe çıkıyor tabii, değil mi abi? Koyun çoktu. Koyun buralara hep komple çayırdı böyle. Burası komple çayırdı. Burada açmış burasını. Bir şeyler aramış burada ama nasıl yapma aradı buldu bilemiyorum. Yani. Abi definecilik var mı burada da? Burada define dışarıdan gelenler çok arıyor. Dışarıdan geliyorlar. Definecilik var. Çünkü burada tarih öncesinin yaşanmışlıkları var ya. Evet. Türkler önce. Dedim ya Rumlar var. Burada hep. Abi onların değirmeni falan da olabilirdi buralarda. Değirmenleri var mı? Ya, eski değirmen. Var onlar. Batık Çeşme falan diyorlar şurada ama tam yerini bulduramıyoruz. Orası zamanla dolmuş hep. Dolduğu için bulamıyorsun yerini. Arayanlar oldu da icraat yok. Bu su nereden geliyor peki abi? Kaptaş diyorlar abi. Orayı nereden? Yani abi? Depo. Depolama alanı. Hayır suyu. Oradan da olmuyor. Su buradan kaynıyor yani abi. Ya doğanın içindeyiz. Ne kadar güzel. Şehrin kalabalığından. Oh. Tertemiz hava. Her taraf yeşil. Oradaki su buradan geliyor abi. Evet. Şöyle göstermeye çalışayım. Abi ne güzel kokuyor burası ya. Nane mi bu abi? Ne bu? Naneler var. Burada bu işte bu bizim gen önceki yaşayanların yani kurduğu kurumlardan kalma bu kaptaş yani. Buradan aşağı yukarı 300-400 metre ileri toprak boruyla yer altından su gidiyordu. Biz orada havuz açıldı. Orada gördük. Onun buradan geldiği tahmin ediliyor. Oraya çeşme yapmışlar zamanında. Yaşayan insanlar orada çeşmeyi kullanmışlar ama buradan toprak boruyla gitmiş. Burçlar havuz açtırdı. Havuz açarken çıktı. Toprak boru. Toprak boru. Buradan gittiği söyleniliyor. Böyle kiremit gibi mi yapmışlar? Yapmışlar mı boruları? Yok canım. Normal boru toprak. Yapma yani böyle boş içi su geliyor. Yapma ya. Aha. Nasıl yapmışlar aslında? Hani yapmaya kalksak hani bir metre topraktan boru yap deseler yapamayız yani. Ah be Mucu'cum, sen bana deseydin böyle dolaşacağız, ben drone'umu da alsaydım buraları çekseydik. Abi geliriz, daha çok geliriz. Artık bir dahakine. Hava açtığı zaman gelir, daha güzel olur. Şimdi havalar açıyor. Göleti çekeriz. Çekeriz abi haber ya. Göleti zaten şeyde Dijitürk'te hani müzik kanalı açıyorlar, burada sen... şeyleri gösteriyor ya. Bizim burasını gösteriyordum. Ya sen... Abi sen bir de anlatıyorsun ya, böyle güzel oluyor hikayesini, evet. Esairesini. Ya bildiğimiz kadarıyla anlatırız.
Şimdi biz hani direkt kahveye diye çıktık ama işte spontane gelişiyor her şey. Güzel de oluyor böyle olunca. Yağmurlar yağdıkça çıkar onlar. Ne mantarı abi? Biz çayır mantarı diyoruz. Şimdi her yörede değişik isimleri var bunların. Kasım'da başlıyor diyorsun Kasım yağmur yağınca. Bu Ekim-Kasım zamanı çıkar böyle yağmurlar yağdığı zaman. Toprak yaşı gördüğü zaman. Abi. Şimdi bu çayır mantarı mı abi? Değil. Bu benim bildiğim mantar. Biz bunu mesela bilmediğimiz için yemiyorum ben. Ama bak yendiği söyleniyor yani. Evet. Abi şimdi bunda da çok tehlikeli bilmediğin yok. Şeyi. Yok. Bunu biliyorum. Onu araştırırsanız. Çok güzel bu bak hakikat. Ama işte biz korkuyoruz bunu. Bilmediğimiz için yemiyoruz yani. Bizim bildiğimiz malanı bu çayıda çıkıyor ya yeşil şimdi bu zamanda. Ben de yemeyeceğim yani. Ben de korkuyorum hobi olarak. Şurada bir hafta var yani bu havalarda çıkar. Evet. İşte değişik. Ama bak şimdi bizde bir şey var. Bunda bu böcek yeniği değil mi bu? Evet. Şimdi zehirli mantar olsa böcek yemez derler onu. Bir kurt yeniği falan olduğu zaman derler korkma mantardan diyorlar ya. Mantarların diyor çabuk tepki gösterenleri kurtarıyoruz diyor yani zehirlerini yiyorsun işte yarım saat bir saat sonra mide bulantısı olanları ama diyor uzun süre mantarlar tepki. Var diyor iki gün hiç belli etmiyormuş tamamen kana karıştırdıktan sonra kim vücuda karışıyor onları diyor kurtarmamız mümkün değil diyor abi bilmeden yapmamak lazım öyle şimdi yani sen bile yiysen abi bir gün sonra diyorsun abi bak bana bir şey olmadı falan diyorsun i̇ki ama gün sonra... iki üç gün sonra gidiyormuş yani. Abi bilmiyorsan öyle internetten bakıp aa bu mantar yenir diye yapılacak şey değil. O yüzden ya burada ya bir bilenle. Bildiğimiz mantarı yedi komşu köyden bir arkadaş. Ailece zehirlendiler. Gittiler Eskişehir'e götürdüler onları. Demiş ki doktora yani bizim normal bildiğimiz mantar bu yersene. Demiş yanında onun zehirli mantar vardır. Ona demiştir. Ondan almıştır zehir demiş yani. Öyle de olur demiş. Olabilir. Yani. Peki Ahmet abi buradan çok göç var mı giden var mı yani? Göç yok şu an. Önceden dedim ya deprem 99 yıllarına kadar göç oluyordu çok. Ondan yok, buraya sonra, gelen değil, buraya göç, giden var mı? Buraya göç gelmeye başladı artık hemen hemen şehirlerden ondan yani. Giden yok. Gelen var. Burası zaten göç alan bir göç. Genelde eskiden şöyle söyleyeyim 40 yılları önce Karadeniz'den çok göç geldi buraya Karadeniz'den. Trabzonlu genelde. Ama onlar da artık akrabalıklar oldu, kız anamı verildi, evlilikler oldu. Böyle birleşti yani. Uyum sağladığını görüyoruz. Burada peki var mı abi? Böyle dışarıdan birisini içeri almama böyle kolay... Yok. Şimdi o 50 yıl önce olmuş o biraz. Yani daha sıcak bir köy mü yoksa dışarıya kapalı bir köy mü burası? Yok sıcak ya dışarıya kapalı değil. Çünkü şimdi ben ilk seni tanıdım abi bu köyden. Yani bir Necati ile sıkışmıştık. İkinci seni tanıdım. Bakalım nasıl devam edecek. Genelde... Sağ olsun bize mücahit olduğu için. Yani daha rahatız bu konuda. Herkesi tanıyor çünkü. Buralı olduğu için tanıştırıyor. Evet. Şimdi köy halkı şöyle söyleyeyim. Yani ne kadar yardımcı mesela sıcak zararsızdır. Yani köyün insanı genelde. Daha uyum sağlar, uyum sağlayan bir köydür yani. Olmaz. Herkese bir dostluk yapabilirsin genelde. Genelde bu bölgede insanlar nasıl yaşıyor, neyle geçiniyor, neler yapıyor, vaktini nasıl geçiriyor? Ya bu konuda bizim de çok ciddi meraklarımız vardı. Onun haricinde yorumlarda da bu tip sorular çok fazla geliyordu. Belki bununla alakalı burada birazcık daha sosyalleştikçe paylaşacağımız şeyler artacak diye düşünüyorum. Öyle de umut ediyorum. Ahmet abiyle kıraathaneye gitmeden önce de şöyle ufak bir köy turu attırdı bana. Biraz böyle mantarla ilgili bir şeylerden bahsetti. İnşallah yakın zamanda bir mantar avı mı denir artık? Mantar toplama. Ya mantar çok... toplamaya da gideceğiz mantar Ahmet abiyle. Mantar avlamak nedir deniz ya? Kaçıyor kovalıyoruz işte. Yorgunuz. Kafalar yorgun. Mantar çok mantar toplamaya. Toplayacağız. Mantar yani bir şeyin mevsimi geçmiş ama başka bir şey başlayacakmış. Ben de çok ya, anlamadığım ben için. Mantar çok seviyorum. Bir şeyler söyledi Ahmet abi sağ çok olsun. Çok anlamıyorum ama kültür mantarı seviyesi de benim bilgim ama çok seviyorum. Daha sonra da bizim köyümüzde 3 tane kahve varmış. 3 tane kıraathane varmış. O kıraathanelerden birine gittik ve bir kıraathane sohbeti oldu. Merhabalar. Abi, benle yaşadığın anıyı anlatır mısın?
Dur oraya gelme şimdi ya. Anı defterinin anılarının içinde kaldı mı? Ya kalmaz olur, unutur mıyım lütfen ya? Lütfen anlatır mısın? Anlatır mıyım ya? Sıçtık bantlara ben. Orayı bitti abi. Ya. Ne anlatır mısın abi? Ne anınız var? Abi şu an Kodes'teydi. Ben de öbürkü dünyadaydım. Allah tabii ya. Tabii ya. Öyle bir durum geçirdik yani. Nerede oldu bu olay? Dükkanın önünde mi? Tam bizim dükkanın önünde. Ne oldu, araba mı yedin? Anlat abi. Ya ben öteden geliyorum traktörle. Bu da dükkandan bir çıktı mı? Bir de 4 takviyeyle geliyorum ha. Tamam mı? 4 takviyeyle geliyorum. Frene bir bastım ben. Nasıl biliyor musun? Motor çakıldı. Çakıldı yerine nerede kaldı. Bereket frenler iyi. Çiğneceğim bir şey. Çiğneceğiz be. Ama ben de tavşanın ışığa baktığı gibi kaldım ortada. Kaldım, geliyor üstüme. Yapacak bir şey yok. Yayan mısın sen? Yayanım. Ben yola atladım, bu geldi. Geçmiş olsun. Mesela. Öyle bir anımız olmuştu seninle ama iyi ki bir şey olmamış ikimizde de. Şimdi demek ben işte önüme bakmışım orada. Ben nasıl bastım frenlere biliyor musun? Çakıldı ya frenler. Evde sütüm var. Yumurta var. Var ya. Horoz da var. Horoz da var. Bir akşam bir horoz gezersin bize. He? Ya geç onları sen. Hallolur o iş. Kolay iş o. Bak, kolay abi. Neyi gösterdin sen? He? Neyi gösterdin? Para. 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 Ya. Para ne horoz dedim para. Ver şimdi bak. Yumurta sorun değil. Yumurta öteki uydurulur. Süt sorun değil ama horoz dedim. Tamam, horoz almaktan vazgeçin. Yumurta veriyor. Neden biliyor musun? Para yok. Ya olur, sorun yok. Tamam. Horozlara yenge bakıyor. Horozdan vazgeçtim. Bizim bakkalcımız. Cemil abi. Yok, beni tanıtma. Tanışırsın. Sen orada tavuk da bakarsın. Abi bir kümes yapmak istiyorum. Ufak bir kümes koyup. Ama şöyle 10 tavuk, 12 tavuk hani geçmeden sırf. Hani 3-4 yumurta versin. Ben kendim hani çocuklar yesin, hanım yesin. Ben öyle bir şey istiyorum. Tamam, hallederim. Tavukları da hallederiz. Teşekkür ederiz abi. Tavuklar da var. Ama çayı seviyorum ya. Ya 3 tavuk Adnan ver, 3 tavuk da ben veririm. Ne var yani? Tamam abi. Tamam, teşekkür ederim. Çayını soğutma. Tanımak istiyor. Benim adım Adnan. Komşuyu sayılırız. Sayılırız da ben komşu. De Deniz abi. Çok... Komşuyuz yani. Ha. Başın sıkıştı mı dara, Adnan abiyi ara. Sloganımız bu. 23 sene esnaflık yaptım, akücülük yaptım. Zehirlendim. Adapazarı'ndan kaçtım buraya. Ölüyordum. Gidiyordum öbür dünyaya. Geçmiş olsun abi. Geldim buraya, burada kurtulduk. Çalış babam, çalış burada. Bedava. Sen karanlıkta çekiyorsun, olmaz mı? Tamam. Abi sağ ol. Birden aydınlandı. Buradan bir yerler de alırız sana. Ya, abi inşallah. Durumu olsun. Alırız, alırız. O kolay da. Artık abi köyde galiba kimse ekim dikim yapmıyormuş. Herkes organize de. Yapıyor. Aynı zamanda biraz ekim dikim de yapıyor. Çiftçilikte yapıyor. Ya. Tamam, ne güzel abi, zaten herkes yapıyor. Ama yapsın. En büyük çiftçimiz de Adnan abi yanım. Gençler gitti. Gençler sanayide şu an hepsi. Yoksa sanayi olmasaydı. Nevzat yağmur yağıyor. Gençler yerde burada. Ha, tabii. Aynı yerde var bir tane. Ha? Benim gelinim Trabzon. Gelinim Trabzon. Sen doğma büyüme buralı mı abi? Burası. Buranın yerlisi. Yaş 64. Maşallah. Borçlandırıyorum. Daha... Çalışıyorum daha çok. Yani işte doğal yerde olunca insanlar daha... Çalışıyorum daha çok. Bir de kızıyorum kendime. Abi işleyen demir ışıldar. Bana hep iş olacak. Hep iş olacak, iş, hep. Bir fındık bahçesi temizledim. Geçen sene, evvelki sene 28 dönüm yeri 1 lira para vermeden. Adnan abi benim hakkımda konuşmam, değil mi, ben yok ya? Senin hakkında da konuşayım mı? Yok, konuş. Konuş abi. Başka bir şey konuşayım mı? Yok, konuşma abi. Deniz geliyor ben aramda. Seninki arıyor seni abi. Buradayım, gel. Gel buradayım, burada. Bir tane yavrumuz var. O da Ali'nin orada duruyor. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz Ahmet abi, çok ben memnun buradayım. Oldum. Adres belli zaten, biliyorsun. Bir şey olur. Artık şey uğrarım abi, gelip bir geçerken şey sana. Bir şey varsa veya hani bir şey, ya da yardım ederim yani, tamam mı? Tamam abi, çok teşekkürler. Geçer senin yere. Değil be ya. Ulan beraber görüşürüz.
Fındık çıktı mı biraz? Ne kadar fındık çıktı? Süper bu sene. 10 ton çıktı mı? 7. Sen parayı buldun. Parayı buldun sen. Parayı buldum der, ben hep borçlu yaşayan birisiyim ya. Ya borçsuz yaşayan mı? Borç yiğidin kamçısı abi. Ya hepimiz borçluyuz. Ya. Çocuğa vereceğim ben 200 bin lira civarında para. Tamam. Onu evin üzerine harcayacak o. Fındık çıkmasa neyle yapacak? Ben bay Mücahit geniş çalışıyorum biliyorsun. Bilmem de. Geniş çalışıyorum ama para da harcıyorum ben çok. Olsun. Çalışacaksın yiyeceksin. Bu seneki benim şeyim ne biliyor musun? 200 bin lira para. Şu traktörü 100 bin lira kredi. Efendime söyleyeyim. Sağ olun. 200-350 bin lira civarında. Ama fındıklar zahmet çekti bu sene. Yerden topladın mı? İnsan bulamadık. Canımı sıkırsan midem patlayacaktı. Bak canımı sıkırsından ya. Nereye topladın? Nasıl topladık biliyor musun? Hani sıkışan insan neler yapıyor. Tırmıkları aldık elimize. Tamam. 3 tane arı yok mu? 3 taneyi bir araya namlu. Oo. Tabii namlu. O ayağında da 50 metre hortum varmış. Tamam var onlar. 50 metreden öyle. 13,5 saat fındık duydum bu sene. Döverek topladım. Heh. Ama iyi oldu. Temiz çıkarttılar. 10 bin lira dövme parası vermişti zaten. 12 bin lira. 900 lira yapıyorlar fındık tutuyor. Ha. Hocam bir adam bilmiyor. Millet toplama kalksa. Sen onu elle toplamak kalk, senin kaç yemeği var? Çok. Daldan toplamak kalk senin. İşte diyorum ya. Ben geçen sene daldan 1300 kilo topladım. 54 yemeği. Ben bu sene toplattım ya. 5,5 dönüm yer 1300 kilo fındık. 15 bin lira para verdim. Anla ya. Daldan topladım. Daldan ya. He. Daldan zahmetli oluyor abi. Yemin kapısın. Dünyada kitleme. Hep açık. Zaten para da yok ki, çalacak para da yok ya, olmaz ya. Fındıkları nerede saklıyor? Fındıkları şöyle emanette. Evet. Evde sakla da. Ya. Kapıyı kilitleme. Ya. İşte beklemek lazım ondan sonra devamlı. Ama hırsızlık vesaire oluyor mu burada? Yok abi. Yok pek olmuyor ya. Olmaz ya yok. Eskisi gibi olur. Kapıları kilitlemiyorum diye adam baksana, evin kapılarını kilitlemiyor. Traktörün anahtarı biliyorsun dedi. Vallahi kilitlemiyorum billahi yeminle ya. Traktörün anahtarı üstünde mi kalıyor? Üstüne kalıyor tabii. Nerede kalacak ya? Böyle doğal bir ortam var mı ya? Anahtarı üstünde bırak git evine o gece. Adam çalıştırıyorsa tamam be. Yok canım olmaz öyle bir şey buralarda ya. Bazen İstanbul'dan misafirlerimiz geliyor. Arabanın ruhsatını alıyorlar yanlarına ya. Hani abi biz İstanbul'da öyle alıştık ama evet, araç hani, varken ruhsatı falan alıyorduk yanımıza. O da bize çok tuhaf geliyor. Sen şimdi diyorsun ya abi belki içinden anahtarı... İşte kapıyı kilitlemeden evde nasıl uyuyabilirsin falan diyerek. Abi bizim ilk videoları izleyenler bilir. Biz ilk videomuzda diyorduk böyle anahtarı kapıda bırakacağımız bir yerde yaşamak istiyoruz. Hani kilitlemeden uyuyabileceğimiz bir yerde yaşamak bozdun istiyoruz. Abi. Şey var benim amcaoğlu var Hidayet tanırsın. Benim. Evet. Almanya'da. Ya dış kapıyı kilitliyor be ya. Allah Allah ya. Ya ama o da burada yaşamıyor tam zamanında abi. Vay be. Abi şimdi kamerayı ben alayım elime. Şimdi sen nasıl buldun anlat bakalım. Şimdi kameranın karşısında dur bak nasıl oluyor. Abi ben alıştım artık. Tamam işte. 176. bölüm olacak. Ama ben çekiyorum ya abi şimdi yere koymadın kamerayı sen ben çekiyorum. Röportaj bende. Biz genel anlamıyla sevdik. Burada şöyle bir şansımız oldu. Buradaki şansımız aslında sensin. Akyazı'yı da biz çok sevdik doğa olarak. İşte çevre olarak ama orada böyle diyaloglarımız hiçbir zaman oluşamadı. Yani biz orada bir sene yaşadık. Ben oranın kahvesine bir defa bile gidemedim. Çünkü evet. Hani gidebileceğim bir arkadaşım yok. Evet. Şimdi burada daha eve yerleşmedik. Baktığınız zaman işte geldik burada Adnan abiyi tanıdık. Tabii, Ahmet abiyi tanıdık. Ahmet abiyi tanıdık. Evet. Bu çok güzel bir şey. Bunlara zaten önem veriyorduk biliyorsun. Bunları istiyorduk. Evet. Şimdi buradan geçerken ne bileyim oturup bir çay içebileceğimiz bir yer. Abiyi gördüğümüz zaman yanına gelip işte nasılsın abi dediğimiz zaman sohbet edebileceğimiz bir ortam. Senin için nasıl geçiyor abi? Abi benim için de güzel geçiyor. Alışık olduğum durumlar aslında. Mücahit de Yeniköy'e geliyor. Ben de Yeniköy'de oldum yani. Yeniköy'de oldu gibi bir şey ya. Gibi bir şey mi var? Buralıyız abi artık. Tamam hemen hemen yani.
Şimdi adam misafir geliyordu, şimdi iş için. Biz de bayağı uğraştı Mücahit sağ olsun. Zaten 2-3 gün evlerinde konakladık. Ne demek abi? Ya şöyle zor, sırf biz olsak tamam da bir de bambamamız var. Çocuklar durmuyor vesaire. Yani herkesin yapacağı şey değil. Öyle söyleyebilirim. Biz daha önceden çünkü çok tecrübe ettiğimiz için. Abi biz babadan gördük, atadan gördük. Yani misafire hürmet ev sahibinin şanındandır. Bizim kültürümüz öyle oluştu. Bize zor gelen, ağır gelen şeyler değil yani, o yüzden. Yani bize çok rahat ettirdiler evde. Bir Murat'ta da çok rahat etmiştik. Filiz demişti ya, sanki kardeşimin evinde gibiyim. Evet, Murat yani da canlıdır. Mücahitlerde de birebir aynen öyleydik, Murat sağ olsun. Murat abi de canlıdır. Ve şey çok güzel, benim hoşuma gidiyor. Mücahit hani bir gün arıyor, abi şöyle bir şey çekelim mi, şuraya gidelim mi, şurada gör var. Ya şimdi... Yani bizi ne kadar benimsediğini gösteriyor aslında. Eyvallah. O senin, yani o senin güzelliğin. O enerjiyi almasak zaten... Evet. O olmaz. Ama güzel projeler de yolda yani. Var var, güzel projeler yolda. Ya bunu da merak ediyorum çünkü Deniz'in hiç ama hiç kıraathane kültürü yoktur. Yani o görüntüleri de çok merak ediyorum. Yani hayatımda herhalde ya ilk ya ikinci kez gitmişimdir. Öyle İlkini yani, de hatırlamıyorum. En azından yani. Hayatımda benim olduğum süreçte kıraathane hiç yoktu. Senle olduğum sürece ilk hiç yoktu. Kıraathane tecrübem oldu. İlk oldu, evet. Arkadaşlar bu yeni... Yerimizde, yeni evimizde, yeni komşularımızla, yeni dostlarımızla, arkadaşlarımızla bu köy hayatını daha derinlemesine ve daha böyle tecrübe ederek yaşayabileceğimizi zannediyorduk. Gerçekten de öyle olduğunu, değil mi? Her gün görüyoruz. Her gün yeni bir şekilde daha farklı bir şey tecrübe ederek görüyoruz. Aklımızda çok çok daha güzel şeyler de var. Evet, kesinlikle beklemede kalın. Bunları da ufak ufak hayata geçireceğiz burada. Son dönemlerde özellikle ne yapacağımızla alakalı o kararsızlık, bazı abonelerimize de sıkıcı gelen o kararsızlık. Ya nereye taşınacağız, ne olacak? Bir karar verelim gibi bir karar değil. Bu gerçekten hayatınızı devam ettireceğiniz yeri belirlemek, sadece kendiniz için değil çocuklarınızla alakalı da en doğru kararı vermeye çalışırken. Bir de bekar biraz, değilsiniz, evet yani, sadece evli değilsiniz, aynen, bir de iki tane çocuğunuz var. Ya bir de birçok anlamda değerlendirmek durumundasınız yaşayacağınız yeri. Yani maddi ve manevi anlamda, kuracağınız dostluklar anlamında her şeyi derinlemesine düşünmek gerekiyordu. Yani böyle bir ayağımız Sakarya'nın içinde, bir ayağımız dışarıda kalınca... ne yapacağımızla alakalı biraz böyle sancılı bir dönem geçirdik, sendeledik, ama evet bir sendeledik yani, ne yapacağız ne edeceğiz, o belirsizlik bizim için biraz yorucuydu. Artık netleştiğimize göre yolumuza tam ve, gaz devam edeceğiz. Keyifli içeriklere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada keyifli içeriklere kaldığımız yerden devam edeceğiz derken, içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Evet, videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok mutlu oluruz. Tadından yenmez. Evet, şu son dönemde yoğun tempomuzdan dolayı yorumların hepsine tek tek cevap verememiş olsak da... İki video için ama. Geri kalanlara evet. Gene bir önceki videonun tüm yorumlarına cevap aynen verdik öyle. Ve başladık. Yani bizim böyle bir düsturumuz vardı biliyorsunuz. Kesinlikle yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. İki çocukla yani yine zor. Bu çok kolay gerçekten bir şey zor. Değil. Ayrıca evden işte yaptığımız için... kargo işlerimizde olduğu için hiç kolay değil ama keyifle yapıyoruz. Kesinlikle angarya bir iş değil. Tabii. Çok keyif alıyoruz yorumları okurken. O yüzden yorumlarınızı bizden esirgemeyin, eksik etmeyin lütfen. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekime geldik ama Mücahit abi de işle uğraşıyor. Dükkan işlerim abi. Hangi mal kaç para? Dükkanlar herhalde abi. Fiyat bilmiyorlarmış da. O böyle yüzüne doğaldan yani. Yani yüzüne vuruyordu gene. Ertesi hafta gene geliyorlar. Tabii. O kovmak babında değil yani. Hani niye sen bizimle muhabbet etmiyorsun gibiden de demek istiyordu. Bu da işte sizin de atalarınızdan. Bir kapalı. Abi buz falan varsa koy, tırnak düşmesin. Yok. Ne oldu, sıkıştı mı? Zaten kapsar olmuş abi, tırnak sen baksana. Bu değil. Senin onlar da sıkışmış abi. Yürü git soğuk füreyi tabi. Hemen. Soğuk füreyi tabi hemen. Sıcak yere soğuk.